Şimdi burada böyle olmadı ya bunlarla. Ne yapacağız? Başka bir yere falan mı gitseydik? Ne gerek var canım? Çok istiyorlarsa kendileri gitsinler. Ha, ben sen daha rahat edersin diye söyledim. Umrunda bile değil. Bunlar böyle baş başa özel bir şey konuşuyorlar galiba. Herhalde Sinan bir şey teklif edecek. Azıcık aklı varsa kabul etmez. Ya bir insan kendi düğününde onu terk eden insanın bir daha yüzüne bakar mı? Gören de kıskandığını falan düşünecek. Kıskançlık benim mizacımda yok. Kaldı ki insan aşık olduğu birini kıskanır. Gelelim bu yemeğe seni neden davet ettiğime. Sinan? Yoksa sen bana... Ellerimiz birbirinden artık hiç ayrılmasın. Gözlerimiz birbirini aramasın diye. Nefesinle yaşamam için. Ömrümü ömrüne katmaya. Karım. Yârim. Sonsuza kadar süren aşkım olman için. Benimle evlenir misin? Evet. Kabul ettin yani, öyle mi? Ben de boşuna çekinmişim ya, itiraz edersen aramazsın diye. Yani neden olmasın? Ararım. Ararım yani. Kızım. Yavrum. Yavrum, ne olur kurban olurum baba. Kızım ne olur yavrum. Kızım bir sakin ol, kurban olayım yavrum. Yavrum ne olur. Tamam çocuğum. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun burada? He? Niye ki? Bu Elazığ yarışı dediğin gün altılı sadece 50 lira vermiş. Yok canım, öyle bir şey olmadı. Kardeşim sen bizi niye oyalıyorsun ha? Bizimle maytap mı geçiyorsun sen? Yok amirim, estağfurullah. Bizim Feridun'la oynadık. Feridun dedi ki kazandık, yarısını getirdi verdi bana. Kimdir bu Feridun? Nerede buluruz? Bizim mahallede. Adresini vereyim, gider bulursunuz. Dua et bu Feridun dediklerini onaylasın. Yoksa seni öyle bir sorgu bekliyor ki. Var ya, anandan doğduğuna pişman ederim seni. Anladın mı? Bana bu kıyağı yaptın ya, bak bunu hiç unutmayacağım. Yani benim için değil, biliyorsun. Benim için olsa hayatta istemezdim ama annem için. Sonuçta annelerin işi görülsün, değil mi? Peki sence yani biz mutlu olabilir miyiz? Yani sonuçta bütün bunları konuşmak için gelmedik mi buraya? Ben daha önce birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii, ne istersen. Gerçekten çok güzel ve çok zeki bir kadınsın. Ne yalan söyleyeyim, o söylediğin güzel sözler bana kendimi çok iyi hissettirdi. Ben de bana kızdığını sanmıştım. Neden? Beni sevdiğin için mi? Ya bir insana neden bu yüzden kızılır ki? Bak Ceyda, ben gerçekten sevginin ne olduğunu iyi biliyorum. Yani sevdiğin insanı yanında istersin. Onun iyiliğini istersin. Hatta sadece istemekle kalmaz, onun iyiliği için çabalarsın da.
Ben bu konuda sana çok minnettarım. Benim için çok çaba sarf ettin. Ve aşk. Aşk çok farklıdır. Aşk insanoğlunun en çelişkili halidir. Aklın yolunu arayacağına kalbine saplanan paslı bir çivi gibidir. Bir sökseler. Bir sökseler kurtulursun yarandan ama daha sonra bu yarayı kimse görsün istemezsin. Ya işte çivi çiviyi söker diye boşuna dememişler. Söker sökmesine de yenisi de eskisinin yerine uymaz. Neyse biz konumuza dönelim. En son bizden bahsediyorduk. Bizim durumumuz... Bak Ceyda, ben sana her zaman... Sen bana yani benim sana olduğum gibi... Evet. Çok pardon. Buna cevap vermek zorundayım, kusura bakma. Efendim anne? Sinan. Yavrum, biliyorum siz yemektesiniz çocuğum ama... Ben korkuyorum anneciğim. Ablana bir şey oldu. Sesleniyorum, cevap vermiyor. Öyle boşluğa, öyle takıldı kaldı çocuğum. Bir haller var, ne olur gel. Tamam, tamam anne. Sen sakin ol. Ablamı sakın yalnız bırakma, tamam mı? Geliyorum ben şimdi. Sinan, ne oldu? Ya, ablam fenalaşmış. Ne diyorsun? Sinan, Sinan ne oldu? Ailevi bir mesele. Ama merak etme, biz hallediyoruz. Hayret bir şey ya. İnsanlık da yapmayacaksın. Bana bir daha anlatsana, ben ne için yardım edecektim sana? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.